Şimdi ilk tersimiz present simple. Present simple arkadaşlar hangi yönde ele alabiliriz? Simple aspect of the tense diyebiliriz. Present simple'ın nasıl kullanıldığını şimdi birlikte göreceğiz arkadaşlar. Present simple dediğimiz zaman arkadaşlar ne hemen aklımıza gelir ki geniş zaman, bizim Türkçe'de geniş zamanda kullandığımız bir yapıyı ele almaktayız demektir. Present simple'da şimdi hemen bunları kendi içinde kategorize edecek olursak present simple'da ne diyebiliriz arkadaşlar? İlk söyleyeceğimiz şey daily routines. Or habitual activities. Habitual activities veya daily routines dediğimiz zaman arkadaşlar bütün yani her gün yaptığımız bizim için bir rutin olan şeyleri zaten rutinden de anlayabiliriz. Rutin olan şeyleri anlatırken arkadaşlar present simple'dan yararlanıyoruz. Present simple'dan yararlanıyoruz. Ne olabilir? I drink tea every morning. Evet arkadaşlar bu benim için bir habitual activity'dir. Ben bunu devamlı olarak yaparım. Devamlı olarak yaparım derken biz bundan bahsedebiliriz veya I go to work by bus. Derken de yine arkadaşlar bu daily routines'lerden yararlanabiliriz. İkincisi arkadaşlar general statements dediğimiz general statements. Yine bununla bağlantılı arkadaşlar. Bununla bağlantılı olarak ne diyebiliriz? I work in a hospital. I work in a hospital. Yani bir şey hakkında genel bilgi vereceğimiz zaman in a hospital. Bu I like football gibi yapılardan bahsedeceğimiz zaman arkadaşlar genel bir şeylerde biz bunu kullanırız. Üçüncüsü general facts. General truths dediğimiz zaman nedir arkadaşlar? Genel kurallardır. Dünyada hiçbir zaman değişmeyen, genel kural olarak kullanılan yapılardır. Biz bunları nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Mesela dünyanın güneş etrafında dönmesini hemen ele alalım. The Earth revolves around the sun. Bu nedir arkadaşlar? Around the sun dediğimiz zaman sürekli olarak dünya güneşin etrafında döner. Bu nedir? Bir genel kuraldır. Hiçbir zaman değişmez. Bir scientific fact'tir arkadaşlar. Bilimsel bir gerçektir. O zaman biz bilimsel gerçekleri present simple tense ile ifade etmiş oluyoruz. Bir örnek daha verecek olursak. The sun rises in the east. Nedir arkadaşlar? Güneş her zaman doğudan doğar. Bu nedir? Genel bir kuraldır arkadaşlar. Genel bir kuraldır. O zaman ne diyoruz? Daily rutinlerden bahsederken, general statements'lardan bahsederken, general truths'lardan bahsederken biz present simple'dan yararlanıyoruz. Özellikle gazete ve basın, mecmua gibi yayınlarda kullanılırken de arkadaşlar genelde present simple la verilir haberler. Geçmiş olabilir veya future ile alakalı olsa da o tense ne ile verilir? Present simple ile verilebilir. Hemen bir örnek verebiliriz. Ne diyebiliriz? Newspaper news or articles news articles diyebiliriz. Haberleri ne demek arkadaşlar? Mesela başbakan dün Obama ile buluştu. Bunu gazeteler meets ile yani present simple ile verebilir. Prime Minister, the Prime Minister
meets Obama. Nedir arkadaşlar? Bu gelecekte işte şunu ne diyebiliriz arkadaşlar? Buluşacak manasında bu haberi verilebilir. Bu şekilde meets Obama, yani gelecek hafta Obama'yla buluşacak derken bunu verebilir. Önde işte tomorrow, işte o isterseniz onu da yazalım. Tomorrow, yarın buluşacak. Geçmişle alakalı mesela Fenerbahçe beat Galatasaray. Ne demek arkadaşlar? Galatasaray yendi. Ne zaman? Yesterday. Dese veya bu ne demektir? Gazete haberlerinde arkadaşlar biz present simple'ı çok kullanıyoruz. Yani haberi o şekilde veriliyor. Bu da bir değişik kullanımı. Diğer bir kullanımımız arkadaşlar present simple'ın scheduled activities veya fixed timetables, özellikle public transportation, football match, these kind of thing yerlerde arkadaşlar neyi kullanıyoruz? Present simple'ı kullanıyoruz. Ne diyelim? Fixed timetables. Fixed timetables. Özellikle ne diyelim? Match. Public transportation. Public transportation. Bunlar nedir arkadaşlar? Mesela fix dediğimiz için zaten sabittir ve bundan dolayı da her zaman present simple ile kullanılır. Gelecekle alakası da olsa biz bunu will veya başka bir tense, time yapısıyla değil, neyle kullanırız? Present simple ile kullanırız. Hemen bir örnek verelim. The train to Ankara. Ankara'ya gidecek tren. Ankara leaves at 5 o'clock today in the afternoon. In the afternoon. Bu nedir arkadaşlar? Gelecekle alakalı olmasına rağmen bu nedir? Fixed bir zamanı bildirdiği için neyi kullanıyoruz? Muhakkak present simple'ı kullanıyoruz. Veya şöyle diyebiliriz. The football match The football match between Galatasaray and Fenerbahçe starts at 7 o'clock this evening. This evening you can say. Ne demek? Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki futbol maçı saat bu akşam saat 5'te başlayacak, 7'de başlayacak dediğimiz zaman arkadaşlar neyi kullanıyoruz? The football match dediğimiz için start diyoruz. Çünkü arkadaşlar bu nedir? Değiştirilmesi zor. Çünkü her şey kesinleşmiştir. Fixed dediğimiz de timetable'dır, scheduled'dır. Bunlar muhakkak bir present simple'la kullanıyoruz. Bir de arkadaşlar neyle kullanıyoruz? Narratives dediğimiz. Narratives, hikayeleme. Özellikle hikaye okurken onu fark etmişizdir. Türkçe'de de bu böyledir. Genelde geniş zaman kullanılır arkadaşlar. Nasıl başlar? Narratives dediğimiz zaman. He slams the door and goes away. Kapıyı çarptı ve gitti manasında. Bunu söylerken özellikle dramatik yapmak için genellikle biz burada
Present simple'dan yararlanıyoruz arkadaşlar. Present simple'ın diğer bir kullanımı arkadaşlar, narratives'leri verdikten sonra diğer bir kullanımımız present simple'dan bahsederken if clause'larda present simple kullanılır. If clause dediğimiz conditional'ları biz ileriki konuda yine göreceğiz ama sadece present simple yapısını vermek için type 0 veya type 1'in birinci bölümünde arkadaşlar present simple'dan yararlanabiliriz. Nasıl olur? Hemen örnek verelim. Eğer bir genel truth, general truth varsa o zaman biz ne yapıyorduk? Present simple'ı kullanıyorduk her iki tarafta da. If you hit water, if you hit water, suyu ısıtırsan, buzu ısıtırsan, if you hit ice, buzu ısıtırsan, it turns into water, o suya döner. Bu nedir arkadaşlar? If clause'dur ve birinci bölümde heat ice and ikinci bölümde turns present simple'la kullanılır. Bu nedir? Type 0 dediğimiz conditional'lardır. Conditional'ları ileride daha geniş olarak ele alacağız. İkinci conditional'ımızda ise arkadaşlar daha çok present ve future şart koşan, şart koşma cümleleridir. Bir yapıdır. If you study hard, if you study hard, you'll pass the exam. Eğer çok çalışırsan sınavı geçeceksin derken de yine nedir bu arkadaşlar? Gelecekle ilgili veya present'la alakalı bir şart cümlesidir. If clause'larda da biz neyi kullanıyoruz? Muhakkak present simple'dan yararlanmış oluyoruz. Present simple'ın arkadaşlar bir de keywords'ları, time clause'ları var. Onları hemen ben yazayım. Time clause'ları ne zaman present simple olduğunu, ne zaman olmadığını nasıl anlayabiliriz? Veya hangi zaman cümleleri bize yardımcı olabilir? Bir de onlara bir bakalım arkadaşlar. Zaman cümlelerimiz veya time clause dediğimiz yapılar nelermiş? Bir de onları görelim arkadaşlar. Adverbs of frequency dediğimiz adverbs of frequency nedir arkadaşlar? Bunlar bize yardımcı olabilecek yapıları şimdi ele alalım. Genelde hiç yapmam manasında, zero manasında kullandığımız never, never'ı hepimiz biliyoruz. I never drink milk. I never drink milk. Not at all dediğimiz zaman da bu manayı veriyor arkadaşlar. Not at all. Hiçbir zaman veya hiçbir şekilde veya not ever. Not ever diyoruz. Burada bunların hepsi de olayla alakamızın olmadığını, hiçbir şekilde bu işi yapmadığımızı bize gösterir. İkincisinde biraz daha çok seyrek de olsa yaptığımız ama neredeyse hiç yapmadığımız manasına gelen bu ne olabilir? Almost never diyebiliriz. I almost never go abroad. I almost never go abroad dediğiniz zaman neredeyse hiç yurt dışına çıkmam. Belki hayatım boyunca 2 veya 3 manada çıkabilirim. Veya rarely I go to theater rarely. Tiyatroya çok seyrek giderim. Barely arkadaşlar barely yine seyrek manasında hardly hardly veya hardly ever da diyoruz. İkisini de kullanabiliriz. Mesela I hardly ever argue with my friends. Arkadaşlarımla neredeyse hiç tartışmam manasında bunu kullanıyoruz. Veya seldom. Bunların hepsinin de manası arkadaşlar çok seyrek manasına verebilir. Ha ben buraya %25 yazdım. Bu kesin midir? Yani bu şudur. %25 diye böyle matematiksel bir formüle çok da mantıklı değil ama sadece aklımıza bir
şeklin oturması adına, belki bir resmin oluşması adına faydalı olabilir. %50 dediğimiz zaman, yani 50-50, bazen yapıp bazen yapmadığımız olaylara bakalım arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Occasionally, ara sıra, sometimes, now and then. Bunlar arkadaşlar genelde present simple'la kullanılan yapılardır. At times, bunu yazalım. Now and then söylemiştik. Now and again. Yani işte bazen, bazı zamanlar. From time to time. Zaman zaman dediğimiz zaman da yine bu yapıyı kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Bir de sık, genellikle yaptığımız, yani belli bir sıklık oranında yaptığımız olaylar vardır arkadaşlar. Ne diyelim, yani çok her gün olmasa da bir hafta içinde veya bir zaman dilimi içinde sık sık başvurduğumuz olaylara ne diyebiliriz? Usually diyebiliriz, genellikle. I usually go to school by bus. Genellikle otobüse giderim. Generally, zaten generally de kendi başına bu manayı veriyor. Generally, mostly, çoğunlukla veya bütüne baktığımda, most of the time, not all the time, most of the time.